أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمنين Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerifimiz bilindiği gibi hızla, süratle aramızdan ayrıldı. Mukaddes bir aydan sonra, mübarek bir mevsimden sonra tekrar yeniden ilk cuma namazında bir araya gelmiş olduk. Geçen cuma bayram idi, bugün de Ramazan'ın dışındaki ilk cuma günü oluyor. Hak Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i daha nice Ramazanlara, bayramlara kavuştursun inşallah Teala. Ramazan boyunca hizmetimizi Bursa'da icra ve ifa etmeye çalıştık. Bursa vilayetimizde idik. Daha önce ilan ettiğimiz gibi Hatay'da olmamız gerekiyordu. Fakat başkanlığımızın daha sonraki kararıyla Bursa vilayetimize Ramazan boyunca hizmet etmeye gittik. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun ki iyi bir hizmet imkanı bulabildik. Geniş cemaat bulabildik. Ve hakikaten Ramazan-ı Şerifimizin manası, maneviyatı, bütün ruhiyatıyla her gün ve her gece İslami bir hava ve hayat yaşamaya çalıştık. Cenab-ı Hak gerek dünyanın her tarafındaki ve İslam için çırpınan Müslümanları, gerekse bizim memleketimizde, yurdumuzda Allah'ın dinini hakim kılmak için çalışan mümin kardeşlerimizi gayelerinde ve yollarında muvaffak eylesin inşallah. Bu arada bazı kardeşlerimiz endişeye kapılmışlar. Hoca şöyle oldu, böyle oldu, şöyle bir zarar gördü gibi çeşitli haberler, çeşitli söylentilerle karşı karşıya gelmişler. Allah'a hamdolsun ki en ufak bir arıza vermedik. En ufak bir şey de olmadı. Ne resmi ne de gayri resmi yoldan, ne siyasi ne de başka bir sebeple ufacık bir engele rastlamadık. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bütün gücümüzle, bütün cesaretimizle buradaki çalışmalarımızın hemen aynını Bursa'da da yapmaya çalıştık. Şükürler olsun ufacık bir arızayla karşılaşmadık. Ve bazı haberlerde yayıldığı, duyulduğu gibi en ufak bir şey de olmadı. Artık bu haberleri yayan kardeşlerimiz bazı endişelerinden dolayı mı yayıyorlar yahut ne sebepten bilemiyorum. Ama şükürler olsun ki öyle bir netice, öyle bir sonuç çıkmış değil. Bugünkü dersimizi ve bundan sonraki derslerimizi inşallah yine aynı potada, aynı mana içinde, aynı hava içinde devam ettireceğiz. Müslüman kardeşlerimizin de gayreti, devamı, rağbeti Allah'ın inayetiyle kesilmeyecek ve İslami çalışmalarımız bütün gücüyle, bütün hızıyla biiznillahü teala devam edecek. Evet, şimdi şöyle Ramazan-ı Şerif'ten sonra Ramazan-ı Şerif'teki ruhani, rahmani, rabbani bir havadan sonra yine cemiyetimize, yine cemaatimize dönmüş olarak ve bir kıyaslama yaparak, mukayese, muhakeme yaparak
dersimizi devam ettirelim. Aziz müminler, tereddütsüz Ramazan-ı Şerif ümmeti Muhammed'e gelmişti. Doğrudan doğruya Ramazan-ı Şerif'in muhatabı, mükellefi, mesulü, Hazreti Habibullah'ın ümmeti olan biz Müslümanlar idik. Ramazan-ı Şerif geliyor. Bununla kimler mükelleftir? Bununla kimler mesuldür? Bununla kim muhataptır? Doğrudan doğruya tabii Müslümanlar. Bizler idik. Allah'a hamdolsun mesuliyetimizi idrak ederek, mükellefiyetimizi hissederek, Ramazan'ın muhatabı olduğumuzun şuurunda olarak onu yaşamaya çalıştık. Onun üzerimizde bir takım tesirleri, tezahürleri, tecellileri oldu. En mühim mesele, Ramazan tesirlerini, Ramazan tezahürlerini, Ramazan-ı Şerifimizin ruhumuzda, gönlümüzde, hayatımızda meydana getirdiği güzel neticeleri ila nihayet devam ettirebilmek ve bunun devamını temin edecek olan tedbirleri alabilmektir. Ramazan-ı Şerif'in taharetiyle temizlenen kardeşlerimizin bu temizliği devam ettirmeleri, kesmeden yürütebilmeleri önemlidir. Ramazan-ı Şerif'te bir ölçüde günahlardan, haramlardan, isyanlardan sakındık. Öyle bir talim yaptık. Üstelik bazı helal şeylerden de sakındık. Mesela yemek içmek helal olduğu halde Ramazan günlerinde yemeği içmeyi de terk ettik. Haramları bir kenara bırakın, helallardan bile sakınmaya çalıştık. Nefsimizi dizginlemeye, şehevi hislerimizi durdurmaya, bir ölçüde imani, İslami ve meleki bir hayat yaşamaya çalıştık. Şimdi bu hayatı devam ettirmek lazım. Bir bakıma niçin Müslüman olduğumuzun şuurunu yaşadık Ramazan'da. Neden Müslümanız biz? Neden Hristiyan değiliz de Müslümanız? Neden Yahudi değiliz de Müslümanız? Neden daha evvel gelmemişiz de en son ve en mükemmel kainatın, bütün mükevvenatın peygamberi, peygamberlerin de peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti asrında gelmişiz. Bu asır Resulullah'ın nübüvvet asrıdır. Aynen 1400 sene evvel Resul-i Zişanımız nasıl ki 1400 yıldan beri peygamber ise bütün o asırlar peygamberimizin nübüvvet asrı ise bu asrın da peygamberi, bu zamanın da peygamberi, bu devrin de peygamberi yine Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Bundan sonraki asırların da peygamberi o. Kıyamet sabahına kadar bütün devirlerin, asırların, zamanların, vakitlerin de peygamberi o. Niye? Çünkü başka peygamber gelmeyecek. Başka peygamber gelmeyeceğine göre, Hazreti Allah bunu Kur'an'da açıkça beyan ettiğine göre, bütün asırların ve devirlerin ilâ yevmil kıyam, peygamberi zişanı, peygamberi ahir zamanı Cenab-ı Mustafa olacak. Neden bunun böyle bir nübüvvetin dairesindeyiz? Neden Müslümanız? İşte Ramazan-ı Şerif'te bu suallerin biraz cevabını bulmaya çalıştık. Müslüman oluşumuzun sebebini, hikmetini, gayesini, sırrını yaşamaya çalıştık. Bir Müslüman, bir gayrimüslim gibi şehvetine hizmet edemez. Şehvet. Ramazan'da şehvetimizi tıkadık. Bir Müslüman, gayrimüslimler gibi harama, günaha, İsyana dalamaz. Ramazan'da Müslümanlar bunun bir eğitimini yapmış oldular. Bir Müslüman gayrimüslim gibi gayesiz, manasız yaşayamaz.
yaşamanın bir gayesi, bir manası olur. Yeryüzünde Müslümanın bir amiri olur. Müslümanın bir hakimi olur. Müslümanın bir sahibi olur. İşte Ramazan'da yemekten ve içmekten kesilmekle, yemeği ve içmeyi bize emreden, yemek ve içmek imkanını bize veren bir Rezzak'ın, bir hakimi mutlakın, bir amiri mutlak olan Allah'ın varlığını alenen izhar ettik ve ispat ettik. Ya Rabbi, sen emredersen biz yeriz. Sen emredersen biz içeriz. Emretmezsen yemeyiz, içmeyiz. Senin emrinle yatar kalkarız. Senin emrinle yer içeriz diye amirimizi, sahibimizi, Allah'ımızı ve Mevlamızı tanıdık. Ramazan boyunca oruç tutmayan, Allah'ım yemeyin dediği halde yiyen, Allah'ım içmeyin demesine mukabil içen, imsakten ve iftara kadar o dakikaları Allah'ın emrine göre geçirmeyen, itaat etmeyen bir insan da Hazreti Allah'ı tanımadı. Onu amir olarak kabul etmedi. Onu sahip olarak görmedi. Yeryüzünün sahibi, haliki, maliki, amiri Allah'tır diye itikad etmedi. Fark buradan geliyor. Oruç tutanın, oruç tutmayandan farkı bu. Yeryüzünün sahibi Allah'tır. Yeryüzündeki nimetlerin, bütün yiyeceklerin, içeceklerin sahibi Allah'tır diye itikad ettik. Ramazan müddetince bu itikadımızı yaşadık, canlı bir hayata inkılap ettirdik. Ama böyle inanmayanlar yaşamadılar ve bildikleri gibi kendi arzularını, kendi şehevi, nefsani arzuları gibi yaşadılar. Elbette bu şekilde Ramazan orucunu tutanlarla tutmayanlar müsavi olmayacak. Elbette eşit olmayacak. Neticede bütün amellerin, bütün beşeri hayatın muhasebesi yapılacağı hesap gününde elbette oruçluyla oruçsuz asla ve kata eşit olmayacak ve eşit bir muamele görmeyecektir. Cenab-ı Hak yine cümlemizi Ramazan boyunca kendisini Allah'a ve Allah yoluna veren müminler sınıfına ilhak eylesin. Aziz müminler, Müslümanın bir imanı var tabii. İman. Biz bir iman çerçevesi içindeyiz. İmanımızın, inancımızın, itikadımızın bize emrettiği hususları, bize yüklediği bazı vazifeleri yapmakla mükellefiz. İnanmış insanlarız. İman insana bir takım mesuliyetler yüklüyor. İman insanı inanmayanlardan ayırıyor. İman insanı yeryüzünde belli bir gayeye doğru sürüklüyor. Belli bir gaye. İslam imanına göre, Kur'an-ı Kerim'in tebliğatına göre yeryüzünde ne kadar mahlukat, yani Allah'ın yarattığı şeyler varsa hepsi insan için yaratılmış. İnsan ve insanın hayatı için yaratılmış. Çeşitli ayet-i kerimelerde bunu defalarca görüyoruz ve söylüyoruz. Yaratılmış olan ne varsa, ne mevcutsa hepsi insan için. Burada işi bırakmıyor Cenab-ı Hak. Peki insan kimin için? İnsanın hayatı ne için? Bu mühim noktanın cevabını yine İslam veriyor, yine Kur'an'ımız veriyor. Buyuruyor ki, ey Müslümanlar, sizi de Cenab-ı Hak kendisi için yarattı, sizin hayatınızı da kendi yolu için yarattı. Eşyayı, maddeyi, mahlukatı sizin için, sizi de Allah için yarattı. Allah'a kul olasınız diye yarattı. Allah'ı tanıyasınız diye yarattı. Allah yolunda yürüyesiniz diye yarattı. Allah'ın emirlerine riayet edesiniz diye yarattı. İşte mesele böylece tercümlenmiş oluyor.
Ramazan-ı Şerif boyunca bu gayeyi yaşadık. Onun kulu olduğumuzu, onun yolunda olduğumuzu, onun me'nuru olduğumuzu, onun mahkumu olduğumuzu, onun merzuku olduğumuzu bütün hayatımızda izaha ve ispata çalıştık. Şimdi bütün gaye bu hayatı bozmamak ve bu güzel neticeleri çürütmemek, hayatımıza hakim kıldığımız bu hasenatı, bu tayyibatı, bu tahareti, bu mükemmeliyeti devam ettirebilmek. Peki, hocam bizim evimiz, barkımız olmayacak mı? Eşyamız, maddemiz, menfaatimiz olmayacak mı? Dünyamız, dünya hayatımız olmayacak mı? Dükkanımız, tezgahımız, fabrikamız olmayacak mı? Olacak. Bunları Cenab-ı Hak elimizden almıyor. Katiyen almıyor. Elbette senin bir ticaretin, bir ziraatın, bir iktisadın, iş hayatın, dükkanın, her şeyin olacak. Bunların olması lazım. Bunlar olmadan insani bir hayat mümkün değil. Bunları inkar eden yok. Bunları reddeden yok. Bunları elimizden çekip almaya çalışan yok. Peki gaye ne? Müslüman olmanın farkı ne? Gayrimüslimlerin de dükkanları var. Gayrimüslimlerin de ticarethaneleri var. Gayrimüslimlerin de apartmanları var, fabrikaları var. Senin de var. Seninle onlar arasında, Müslümanla gayrimüslim arasındaki fark nerede? İşte bu farkı izah eden bir ayet-i kerimeyi okumadan geçmeyelim. Bakınız, Tevbe suresinin 24. ayetini okuyorum. Mümkün olsa da evinize gittiğiniz zaman akşamleyin, akşam evinizde bulunurken bu ayet-i kerimenin tefsirini tekrar tefsir kitaplarından okuyabilseniz, burada işitmekle kalmayıp bir de tefsirden takip etmek ne kadar iyi olur, ne kadar güzel olur. Bu farkı izah eden bu mübarek ayet-i kerimeyi bir kere de Müslümanlarımız tefsirlerden, Kur'an tercümelerinden okuyabilse büyük bir netice hasıl olacak. Tevbe suresinin 24. ayeti. Rabbimiz aynen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama şöyle buyuruyor, emrediyor. Kul in kâne âbâukum ve ebnâukum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşîratukum ve emvâlun ikterestumuha ve ticaretun tahşevne kesadeha ve mesakinu terdavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emrih vallahu la yehdil kavmel fasikin. Sadakallahu l'asr. Ayet-i kerime son derece açık. Son derece net. Söyle ki Habibim, Resulüm, tebliğ et, söyle, haber ver ki, in kâne âbâukum, eğer sizin analarınız, babalarınız, hani her insanın annesi babası olacak tabii, ebeveynimiz, ana baba, ve ebnâukum, kızlarınız, oğlanlarınız, yani çocuklarınız, tabii yine bir Müslümanın çoluk çocuğu olacak. Ve ihvanüküm, kardeşleriniz, bir Müslümanın tabii kardeşleri bulunacak. Ve ezvacüküm, hanımlarınız, her Müslümanın bir hanımı olacak, bir karısı olacak, zevcesi olacak. Ve aşiretüküm, aşiret, akraba, yakınları, elbette bir Müslümanın aşireti, akrabası, kendi soyundan gelenler olacak. Ve emvalün, emval, mallar, her çeşit mal. İktiraftimuha, kazandığınız, temin ettiğiniz, tedarik ettiğiniz mallarınız. Müslümanın tabi malı da bulunacak. Cenab-ı Hak bunları kabul ediyor. Ve ticaretün tehşevne kesadeha. Ticaretiniz öyle bir ticaret ki durmadan azalacak, kesilecek, kopacak diye korku ve endişe hissettiğiniz ticaretiniz. Müslüman mütemadiyen
ticaretinin genişlemesini istiyor, artmasını istiyor, azalmasından korkuyor. Cenab-ı Hak buyurmuş ki, ticaretin tekşevine fesada uğramasından korktuğunuz ticaretleriniz olabilir. Ve mesakin mesken, meskenler, yani insanın iskan olduğu, sükunet bulduğu, oturduğu yerleri, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün apartmanlar, bütün köşkler, yalılar, villalar, yazlıklar, kışlıklar, bütünüyle yaşadığınız meskenler, öyle ki terdavneha, hoşunuza giden meskenler, çok beğendiğiniz meskenler, bunlar olabilir. Olmasında bir vebal yoktur. Bunların olmasında bir günah yoktur. Niye senin evin var? Niye senin apartmanın var? Niye senin köşkün var? Niye senin yazlık apartmanın var? Niçin şunu veya bunu elde ettin diye kimse Müslümanı muahede edemez. Peki farkımız nedir gayrimüslimlerden? İşte ayet-i kerime o noktaya geliyor. Bütün bu sayılan varlıklarınız اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ Eğer bütün bu varlıklarınızı Allah'tan ve Resulünden, Allah yolunda cihad etmekten, mücadele etmekten daha üstün tutuyorsanız, bütün bu malınız, mülkünüz, ahbabınız, evladınız, emvaliniz, ticaretiniz, meskenleriniz sizi Allah yolunda mücadele etmekten geri koyuyorsa, Allah ve Resulüne perde oluyorsa, bu İslami gayelerden sizi geri koyuyorsa, İslami mücadelelerden sizi geri koyuyorsa, فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Allah'ın azap emrini bekleyiniz, hiç ummadığınız yerden Cenab-ı Hak size öyle bir azap verir ki bütün varlığınızı ve huzurunuzu imha eder diyor Kur'an-ı Kerim. Farkı burada Müslüman. Allahu la yetil kavmel fasikin. Allah fasık olan bir kavme, yani Allah'ın emrini dinlemeyen bir kavme asla doğru yol göstermez ve onlara huzur namına bir şey vermez. Şimdi bütün mesele burada düğümleniyor. Ey Müslüman, varlığını, servetini, ticaretini, meskenini, mesken mesela, mesken. Yahudinin de çok güzel meskenleri var, senin de var. Senin meskeninle Yahudinin, gayrimüslimin meskeni arasındaki fark nedir? Efendimiz haber veriyorlar. Bir Müslümanın apartmanı olabilir, bir Müslümanın villası, köşkü, yalısı olabilir, ancak o köşkte, o yalıda, o villada, o apartman dairesinde 5 vakit namaz kılınmıyorsa, Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa, tesbih çekilmiyorsa, seccade serilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, o Müslümanın meskeni ne kadar güzel olursa olsun, vallahi cehennemden bir köşedir bu Resulullah. Köşedir bu. Farkı burada işte. Öyleyse meskenini İslam'ın hizmetine vermeye mecbursun. Gayrimüslimin meskeniyle senin meskenin arasında tek fark böyle olacaktır. Bunun mücadelesini vereceksin. Çocuklarına apartman dairesi bırakmak için çalışma. İçinde 5 vakit namaz kılınan apartmanlar bırakmaya çalış. Allah yoluna uygun bir hayat bırakmaya çalış. Ticaret ve ticaretin takşavine kesadeha. Müslümanın da ticareti olacak, Yahudinin de ticareti var. Ama bir Müslümanın ticaretiyle gayrimüslimin ticareti ayrılacak. Onların alışında verişinde faiz olabilir. Gayrimüslimin ticaretinde hava parası, faiz, çeşit çeşit dolaplar, dümenler, rüşvetler, işretler, yalanlar, hileler, kara borsalar, spekülasyonlar, her şey olabilir. Müslümanın ticaretinde böyle bir şey olamaz. Müslümanın ticari hayatı, gayrimüslimin ticari hayatından mutlaka ve mutlaka ayrılması lazım. Fark etmesi lazım. Mutlaka ayrı olması lazım.
her türlü isyandan, faizden, kara borsa manzaralarından, yalandan, dolaptan, dümenden, her türlü pislikten arınması lazım. Yoksa fark etmesi, Müslümanın Müslümanlık vasfını bulamayız orta yerde. İmkanı yok. Bunun içindir ki sık sık söylüyoruz. Allah Resulü figan ederek söylüyor. Feryat ederek söylüyor. Erriba selasün ve seb'ûne bâben eyseruha en yenkiha racülü ümmehu emâmel kâbe. Müslüman için faiz denilen belanın, faizcilik denilen rezaletin 73 çeşidi var. Faizin çok çeşidi var. En basit faizciliğin, en hafif, en basit faizciliğin Allah katındaki günahı, Allah katındaki vebali bir Müslümanın Kâbetullah'ın önünde anasıyla zina etmesi gibidir buyuruyor. Müslümanın ticaretiyle gayrimüslimin ticareti arasında fark bu olacak. Bu yoksa Müslüman yok ortaya. Müslümanın ticareti yok sayılır. Müslümanın ticarethanesi arasındaki tek fark bunlar. Zekatını vereceksin. Ticarethanende bulunan bütün ticaret eşyasının kuruşu kuruşuna zekatını hesaplayıp vermediysen senin ticarethanenle Yahudininki arasında hiçbir fark yoktur. Fark olacak kardeşim. Niçin Müslüman oldun? Gırtlağını kesseler o Müslüman tüccar, Müslüman esnaf, Müslüman bakkal, Müslüman dükkancı, dükkanında, bakkalında katiyen içki satamaz. İçki satamaz. Ben Allah ve Resulüne inandım diyorsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, dükkanında bir damla içki satamaz. Gitti. Müslümansa diyorum, Yahudi satabilir içkiyi, Hristiyan satabilir ama sen Müslümansın. Senin gayrimüslimin ticaretinden ayrı bir ticaret yapman lazım. Ramazan-ı Şerif bu farkı ortaya koymadıysa neticesi yok demek. Ve ticaretün, bak ticaret, tehşevne kesadeha, biteceğinden, tükeneceğinden, azalacağından, fesada uğrayacağından, korktuğunuz ticareti korkusuz bir ticaret haline getirmeniz için onu Allah yolunda değerlendirmeniz lazım. Mutlaka kıymetlendirmeniz lazım. Mülkiyetinizi şerrin, şeytanın, şehvetin elinde bulundurmamak lazım. Bir Müslümanın mülkiyeti üzerinde olan dükkanını, tapusu, tasarrufu elinde bulunan dükkanını içki satan bir adama kiraya veremez. Nasıl olur ki bir Müslümanın meskeninde, bakınız, ve mesakinu terdavneha, dükkan bir meskendir, ticaret meskenidir. Alışverişin yapıldığı bir meskendir dükkan. O dükkanın tapusu sendedir. Mülkiyeti sendedir. İstediğine verirsin, istediğine vermezsin. İstediğine satarsın, satmazsın. Hibe edersin, bağışlarsın. Bütün tasarruf hakkı sende. Böyle olunca sen nasıl o dükkanını içinde içki satan bir adama kiraya veriyorsun? Allah'tan korkmuyor musun? Yahudi misin sen? Farkın ne senin gayrimüslimden? Senin dükkanının bir Müslümanın elinde olmasının farkı o dükkanı, o meskeni Allah'ın haram ettiği şeylerden temizlemektir, vermemektir, mücadele etmektir. Ve ebnâüküm, sizin çocuklarınız tabii, bak Cenab-ı Hak öyle bunları kabul ediyor. Oğlunuz olacak, kızınız olacak, tamam. İnkâne âbâüküm ve ebnâüküm ve ihvânüküm ve ezvâ... Güzel. Farkı ne bunların gayrimüslimden? Eğer senin oğlun tabii evlenme çağına geldi, evlendireceksin. Bir Müslümanın kızını bulacaksın, oğlunla evlendireceksin. İslami bir evlilik mi takip ediyorsun, yoksa Hristiyani bir evlilik mi takip ediyorsun? Hristiyani evlilik nasıl hocam? Bir düğün salonu kiralarsın, o salonda orkestra takımı olur, kadınlar erkekler beraber oturur, sırtına kadar soyunmuş kadınlar bulunur,
içkinin her çeşidi dolandırılır, şehvetin şeytanın her çeşidi gezer, böyle bir düğünde, böyle bir düğün salonunda nikah yaparsın, en sonunda içkili kafalar, sarhoş beyinler, gecenin yarısı olur, salondan çıkarken gelin hanımı bir köşeye, damat beyefendiyi bir köşeye dikersin, salondan yarı sarhoş çıkanlar, şapır şapır o gelin olacak kızı öperler, öperler, dışarı, işte Yahudi düğünüdür bu. İslam'ın ne alakası var bunun? Senin evladının gerek nikahında, gerek sünnetinde, gerek düğününde Allah'ın isyan ettiği maddeler ne arıyor bakayım senin düğününde? Gelin olacak bir kızın vücudunun hararetine nikahlandığı damat beyefendi bakmadan, daha zifafa girmeden yüzlerce erkek o kadını şapır şupur öperse bunu neresi İslamiyettir? Neresi Müslümandır bunu? Utanmaz mı bu Müslümanlar? Haya etmezler mi Allah'tan? Çocuklarınızın farkı olacak. Ve ebnâukum mutlaka farklı bir hayata, farklı bir yaşayışa yönelecekler. Değilse Allah'ın isyan ettiği şeylerle memlu ve meşgul ise neticede mutlaka mesulüz ve muazzeb olacağız. Ve ezvacukum, ezvac, zevceleriniz olacak. Her Müslümanın bir hanımı olacak. Karısı olacak tabii. Bunlar normal şey. Ama Müslümanın hanımıyla gayrimüslimin hanımı arasında fark olacak. Mutlaka fark olacak. Müslümanın hanımı Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31. ayetinde emredilen tesettürün altında olacak. Vallahi ve billahi bir Müslümanın karısı kot pantolonu giyip de önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını asla ortaya koyamaz. İncel yoktur buna. Bir Müslümanın kızı veya karısı katiyen ve kafideten sırtına kadar soyunup vallahi sokağa çıkamaz. Ezvacıkın zevceleriniz olsun ama böyle olsun. Böyle olması lazım. Gayrimüslimin zevcesiyle hanımıyla, Müslümanın zevcesiyle hanımıyla arasında fark olacak. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in Nur suresindeki o 31 numaralı ayet-i kerimede Müslümanın hanımı kimlerle görüşebilir? Kimlerin yanına çıkabilir? Kimlerin yanında oturabilir Müslüman hanımı diye açık beyanat-ı ilahiye var. Oradaki hükme göre ev nisaihinne, Allah-u Teala kesin haber veriyor. Çıplak, açık saçık gayrimüslim bir kadınla, bir gayrimüslim efendim, İslam dışı, henüz Müslüman olmamış veyahut da Müslüman olduğunu söylüyor da açık saçıklığı normal kabul ediyor. Efendim medeniyettir diyor. 20. asırda diyor, tepeden tırnağa örtünülür mü diyor. Çağdaş bir devirdeyiz diyor, uygarlık düzeyinde olmak lazımdır diyor. Kadınları böyle tepeden tırnağa örtmek, kapatmak doğru değildir demek suretiyle doğrudan doğruya küfrü mutlaka satmış bulunan, açık saçıklığı normal gören, normal bir hayatmış gibi telakki eden bir çıplak kadınla, açık saçık kadınla bir Müslümanın hanımı 5 dakika oturamaz, oturursa zina etmiş hükmündedir. Açın Kur'an-ı Kerim okuyun. 31 numaralı ayete gidin Allah aşkına evinizde Kur'an'dan okuyun. Tefsirden okuyun. Yerini gösteriyorum size. Bunun inkarına imkan yoktur. İhtimal yoktur. Efendim televizyonda bir tiyatrocu çıktı. İslam'da tesettür yoktur dedi. Ayşe validemizi ben çıplak gezerken gördüm dedi. Tiyatrocu o. Sen tiyatrocuya mı inanacaksın? Allah'ın kitabına mı inanacaksın? Allah'ın kitabı senin rehberin. Dinden, imandan, İslam'dan haberi olmayan bir tiyatrocudan bana ne? Onu rehber edinmeye imkan var mıdır? Ona inanmaya, ona itimat ve itibar etmeye imkan var mıdır Müslüman için? Müslüman rehberi Kitabullah'tır kardeşim. Müslüman rehberi Muhammed Mustafa'dır kardeşim. Aleyhissalatü vesselam. Bitti. Ötesi bizi ilgilendirmez. Efendiler, ve ezvacüküm, zevceleriniz olacak, kızınız oğlunuz olacak ama Müslümanla gayrimüslimler arasında farkımız olacak bizim.
Bu bir ayrım değildir. Bu ilahi bir sistemdir. İslam hukukuna, ahlakına göre büluğa erdikten sonra, 9 yaşına girip de müştehat olduktan sonra, müştehat, 9 yaşına giren kız çocuklarına İslam dini müştehat diyor. Yani iştahlandırır artık kadınlık şeklini, kadınlık kıvamını, kadınlık hayalini, kadınlık şeyini gösteriyor demektir müştehat. 9 yaşına girip de müştehat olduktan sonra, büluğa erginlik çağına erdikten sonra bir Müslüman baba, bir Müslüman baba kızının sırtına, kızının göğsüne, kızının karnına, kızının diz kapağından yukarısına bir saniye gözünü dikip bakamaz, bakarsa vallahi zina etmiş olur. İslam'ın hükmü budur. E hocam sen böyle söylüyorsun ama nice efendim Müslümanlar, nice hacılar, nice falan filanlar var ki kızının sadece af buyurun apış arasına bir mendil büyüklüğünde bir bezi yapıştırıp bir çıplak koluna takıp denize götürür. Bu ne Müslümanı bunlar? Bunlar Müslüman olur mu kardeşim? Müslümanın gayrimüslimden vallahi farkı olması lazım. Bir Müslüman kızını çırçıplak soyarak gayrimüslimler gibi binlerce erkeğin, caminin ve zaninin kaynaştığı plajlara kızını ve karısını vallahi götüremez. Götürürse melundur, cennetten mahrumdur o. İmkan yoktur o. İslam'da yok mu? Müslümanın farkı olması lazım. وَاَزْوَاجُكُمْ Zevceleriniz farklı olacak. Bir Müslümanın zevcesi baş açık vallahi dolaşamaz sokakta. Ortada Kur'an var. Ya bu Kur'an'ı kaldırın yahut Kur'an'ın emrini, hükmünü tatbik edin kardeşlerim. Başka çare yoktur. Müslümanın hayatını görüyorsunuz, sürüm sürüm sürüyor Müslüman. Şu sokaklar, şu caddeler, çarşılar, pazarlar, panayırlar, plajlar, hangi İslam'ın panayırıdır bunlar? Nerede İslamiyet? Hani Ramazan'ın şerif? Hani Ramazan'ın hasılatı? Ramazan'ın neticesi? İşte Ramazan'dan sonraki ilk cumamızda bu mevzuları söylemeyi mecburiyet bildim, mesuliyet bildim. Ve bunları daha söyleyeceğiz zaman zaman açık açık cesurane mutlaka anlatmaya devam edeceğiz ki bir Müslüman cemiyet peydahlansın. Bir Müslüman cemaat tezgahlansın kardeşim. Bakınız size her gün çırılçıplak resimler, kadın resimleri, fuhuş resimleri basıp renkli renkli baskı yaparak satış yapan bir gazeteden iki satır okuyacağım. Artık onlar da inşallah anlıyorlar. Bakın ne diyor vallahi 24 Ağustos 79 Cuma günü ismini vermiyorum gazetenin sıfatını veriyorum. Çıplak kadınlar doldurur sayfalarını bu gazetenin. Aynen şöyle yazıyor. Okullarımızda İslam dininin özellikleri ve bu dinin nasıl bir insan meydana getirmek istediğini anlatabilseydik bu bayram günü sabahında kuşkusuz daha mutlu hissedebilirdik kendimizi. Din, milli birliği koruyan en büyük güçlerden biridir. Laik devlet anlayışı içinde dini eğitime mutlaka önem vermeliyiz. Ve İslam dinini mekteplerde okutmalıyız. Yoksa anarşi hepimizi boğacak diyor. Artık onlar da anlamışlar yani. İslam insanı başka, gayrimüslim insan başka. Bu farkı ortaya koymak lazım. Bugünkü dersimde buna biraz temas ettim. Gelecek dersimizde daha geniş inşallah vere duracağım. Ve Allah'ın inayetiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Pazar günü de biiznillahü teala yine eskiden Ramazan'dan evvel yürüttüğümüz gibi Ramazan'da bir kesiklik oldu biliyorsunuz bir görevli olarak Bursa'ya gittik. Ramazan boyunca Bursa'da da fevkalade İslami bir kaynaşma, İslami bir canlanma meydana geldi. Bursa'yı bilirsiniz yahut bilmeyenler duymuştur. Ulu Cami, Cami-i Kebir namında Ulu Cami mevcut, tarihi, rahmani bir cami, ruhani bir cami, üstelik her taraftaki mahallelerde bulunan camilerden 200 cami de hoparlörle Ulu Cami'ye bağlı. Ulu Cami'de vaaz ettiğiniz zaman 200 cami net olarak vaazı dinleyebiliyor. 200 camiden radyo istasyonu gibi aynen dinlenebiliyor ve böylece
orada her bir vaazımızı mübalağasız 500 bin Müslüman aynen dinleyebildi. Çok güzel bir organizasyon kurmuşlar, sistem kurmuşlar. Kadınlara, erkeklere ayrı ayrı vaazlar tertip ettik. Ve bayram sabahı öyle bir cemaat peydahlandı ki, yine onların tabirine göre, onların tavsifine göre 700 bin Müslüman bayram vaazını biiznillahi teala dinleyebildiler. Sabah namazından 1,5 saat evvel bayram vaazına başladık. Sabah namazını kıldıktan sonra da bayram namazı kılınana kadar 2,5-3 saat aralıksız ders devam ettik. Ve Allah'a hamdolsun gençlerden, kadınlardan, erkeklerden fevkalade bir canlılık meydana geldi. İnşaallahu teala her tarafta İslam'a karşı, İslami hayata karşı derin bir tahassüs var. Derin bir alaka var, derin bir yaklaşım var. İnşallah el ele, gönül gönüle çalışalım. Netice Allah'ın lütfuyla hasıl olacaktır. O halde pazar günü yine inşallah Şehzadebaşı Camii Şerifinde öğle namazını kılar kılmaz dersimize devam ediyoruz, başlıyoruz. Yine mümin kardeşlerimizi aynı coşkunluk, aynı gayret içinde gençlerle, her türlü Allah yoluna uzak düşmüş kimseler ve kişilerle hep birlikte yine derslere biiznillah devam edelim. Aynı şekilde yine cumartesi yarın mesela ikindi namazında Kasımpaşa'da Cami-i Kebir'deyiz. Ne muazzam gençlerimiz var, ne güzel cemaatimiz var. Cumartesi günü yine akşam namazından sonra Yeşilköy'de özel bir dersimiz var. Orasının özelliğini anlatmıştım size. Yeşilköy'de yine Bezmi Alem Camisi'nde akşam namazını müteakip dersimize yine devam edeceğiz. İstiyoruz ki orada İslami bir hayat, İslami bir cemaat, İslami bir gayret peydahlansın ve bunun temininde hepinizi Allah için davet ediyorum. Mevlamız, Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Tabi sırasıyla daha evvel nerelerde, hangi saatlerde ders yapıyorsak işte şimdiden sonra da devam edeceğiz. Allah'ın lütfuyla soluğumuzun kesileceği ana kadar, ruhumuzu Mevlamıza teslim edeceğimiz dakikaya kadar bu yoldan ve bu hizmetten hiçbir şey bizi geri çeviremeyin inşallah Teala. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, kulluğuna cümlemizi kabul eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. Ya Rabbi nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Görünür görünmez, bilir bilinmez dil cümle kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, şirretlerden, içimizde ve dışımızda bulunan düşman unsurlarından ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Her nefes kelime-i şehadeti aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle. Amin ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.